nasıl bir çocuktum? Asi bir çocuktum. Kafasını eseni yapan bir çocuktum. Özgür bir çocuktum aslında. Yani ailemde öyle bir kısıtlaması olan bir aile değildi. Ya da bilmiyorum, bana karışmıyorlardı. Ben bayağı çok küçük yaştan itibaren kafasına göre takılan, bütün işte şehre, istediği her yere giden bir çocuktum. İyi bir çocuktum, bilmiyorum. Yani ilk sahne deneyimim benim, herkesin vardır ya ilkokulda sahneye çıkmak. Benim de öyle oldu. Bir paşa mı bir şey o, bilmiyorum, bir şey oynuyordum ilkokuldayken. Böyle okulun perdelerinden, beyaz perdelerinden kafama bir kavuk yapmışlardı ve ben çok kilolu bir çocuktum, oldu bitti. İşte Atatürk de beni mi kovalıyor, bir şeyler, şimdi çok geçmiş gün. Siz söyleyince hatırladım, aslında başka bir anım normalde var. İşte kovalıyorlar, ben de koşamıyorum. Zaten şişmanım, kaç metre, kaç kilo şey var kafamda falan. İlk sahne deneyimim o ama gerçek anlamda ilk sahne deneyimim benim için bir performanstı. 12 yaşındaydım galiba, yılbaşında. Bu sefer de bir Arap kılığına girmiştim herhalde evdeki kostümlerden dolayı. Böyle kapı kapı gezdim komşularımızı, akrabalarımızı falan. Öyle başladı benim o yılbaşındaki deneyimlerim. Profesyonel olarak da 15 yaşında Sakatlar Tiyatrosu vardı. Orada oyunculuğa başladım. İstanbul'a aşık olarak geldim. Çanakkale'ye bir turneye gelmiştim. Oyun turnesine. Oradan İstanbul'a geldim. Arkadaşımda kalmak üzere ve burada bu kadar çok tiyatro görünce. Çünkü Adana'da şeydi, her yıl Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz izlerdik. Aynı tiyatrolar, aynı oyuncular, aynı rejiler falan. Bir de ben tıpatıp şov yapıyordum o zamanlar. Aynı zamanda palyaçoluk yapıyordum. İşte palyaço burnu yok ve pimpon topunu ojeyle boyuyup kullanıyordum falan. O da böyle çok zor bir şey. Ne bileyim, ayakkabılarımı pastelle boyuyordum. Saçıma işte peruk yok, rafyadan yapıyordum. Tıpatıp şovda Bülent Ersoy ve Banu Alkan tiplemelerim vardı. Onlara böyle Orlon'dan saç yapıyordum falan. Buraya gelip bu kadar çok peruk görünce, palyaço malzemesi görünce dedim ki bir dakika, ben ne yapıyorum Adana'da? Benim şehrim burası. Ve o 15 gün kalmıştım. Her gün bir oyuna, bazen matine suare iki oyuna giderek böyle aşık oldum İstanbul'a ve İstanbul'a yerleşmeliyim diye düşünüp hemen Adana'ya gidip 15 gün içinde bütün işlerimden ayrılıp İstanbul'a yerleştim. Babamın bir kahvehanesi vardı. Orada da çalıştım. Bilmem ne de yaptım. Ekonomik özgürlüğüm olunca galiba, çok öyle ailemden para istediğimi falan da hatırlamıyorum. Mutlaka onların sayesinde geçiniyorumdur ama işte bana para verin, şunu alacağım gibi bir durumum çok olmadı. Aslında oyunculuk yaptığım alanlar, işte 12 yaşında bahsettiğim şey ya da 15 yaşında bir tiyatroda sunucu rolü vardı. Onunla başlamam. Zaten o arada radyoda çalışıyordum. Bunların hepsi benim özgürlük alanlarımdı. Seyhan olabilme, kendim olabilme alanlarımdı. Çünkü o dönemlerde cinsiyet kimliğimden dolayı gerçek hayatımda maalesef rol yapmak zorundaydım. Ama sahnede rol yapmak, belki gerçek hayatımdaki rol yapmanın travmasını azaltıyordu. O yüzden öyle bir yol seçmiş olabilirim. Ve biraz cesaretliydim aslında. Yani Adana'da ben palyaçoluk yapmaya başladığımda bir tane palyaço vardı. Bir AVM'nin bir şeyin alışveriş merkezinin önünde duruyordu ve gerçek adını bile bilmiyorduk. Bilmem ne amcaydı ismi. Ben daha sonra palyaçoluk yaptım. Beraber çalıştığımız halde kim olduğunu bilmiyordum. Hep saklıyordu, utanıyordu bundan. Ben böyle direkt sokağa çıktım, kostüm yaptırdım, balonlar aldım çocuklara bilmem ne. Cesaretli oldum. Hep adım attım. Çünkü yapmak istediğim için yapıyordum ve bu yaptığım işler bana para kazandırmaya başladı. Para kazandırdıkça işim olmaya başladı. Belki şanslıydım. Belki de dediğim gibi cesaretliydim. Bilmiyorum. Hilal Feza ve Diğer Gezegenler, Kutlu Ataman'ın çektiği bir film. 28 Şubat dönemine gönderme yapan ya da o dönemi birazcık irdeleyen bir film. İşte başörtülü kızların üniversiteye girememesini aslında anlatan. Oradaki Hilal karakterinin de Feza'da bir trans birey ve komşusu. Oradan gelişen ilişkilerin olduğu bir film. Galiba daha biraz yolu var. Festivallere gidecek diye düşünüyorum. İlginç bir deneyimdi benim için. Kutlu Ataman'la çünkü ilk defa çalıştım ve ilk defa kendimi hiç görmeden oynadım. Çünkü öyle bir kuralı var Kutlu Bey'in ve çekilen Türkiye'deki ilk film galiba. O da ilginç bir deneyimdi ama bir karemi gördüm böyle bir sebepten. Çok hoşuma gitti. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir film olacak bilmiyorum. Ses getirecek, o bir kesin ama ne çıkacak, kendimi nasıl göreceğim orada? Çünkü çok renkli bir karakterim de oldu. Farklı farklı renklerim var. Merih diye bir karakter oynuyorum. Heyecanlıyım, bilmiyorum nasıl olacak, güzel olacak diye umuyorum ama.
Benim hayatımda yarattığım ve popüler olan bazı karakterler oldu. Bunların ilki Palyaço Pompon'dur. Adana'da beni tanıtan ya da işte hala akıllarda, hala konuşulan, 20 yıldır İstanbul'dayım ve gerçekten daha önce çalıştığım anaokullarından, çünkü çocuk tiyatrosu da yapıyordum. O arkadaşlarım gidip o beraber çalıştığım insanlarla karşılaşınca hala Palyaço Pompon'u sorarlar. En önemlisi ve ilki odur. Sonrasında Matmazel Coco, eğlence dünyasında yarattığım bir drag queen karakter, bir sunucu, komedyen. Ve şimdi geçtiğimiz sezon sonu başlayan da Serpil Serin, Küründen Kabare. Küründen Kabare aslında kendime ön yargılı davranıp hiç oynamak istemediğim bir karakterdi, bir trans bireydi. Çünkü ben bugüne kadar hiç benden beklenileni yapmadım, yapmak istemedim. Benden de bu bekleniliyormuş gibi geldi. Yani bir trans birey çıkacak, hikayesini anlatacak. Önce yapmak istemedim, çok uğraştım. Hocamın kapısını çaldım, sürekli birilerini rahatsız ettim. En son Engin Alkan, artık yap ne yapacaksan görelim deyince cebimden Küründen Kabare çıktı. Madem bu çıkıyor, o zaman iyisini yapmalıyım diye çok çalıştım gerçekten, çok uğraştım. Karşılığını da aldım. Hayatımdaki en iyi tiyatro sezonunu geçirdim ve en zor tiyatro sezonunu geçirdim. Çünkü ondan önce tiyatro yaptığımda çok daha konforluydu. Hep bir tiyatroda gidip çoğu ana kast ya da başrol olmak üzere işte çıkıp oynayıp alkışımı alıp geldiğim işlerdi. Ama Küründen Kabare'de yazdım, oynadım, prodüksiyonu bende, organizasyonunu yapıyorum, seyirci buluyorum, oyun oynuyorum falan. Çok çok zorlandığım bir süreç oldu. İstanbul tiyatro camiasını tanıdığım da bir süreç oldu. Biraz bazı şeylerle beni çok şaşırtan bir camiamız olduğunu anladım. Çünkü hem tiyatro seyircisi, kemikleşmiş tiyatro seyircisi, hem tiyatrolar, hem oyuncular, hem organizatörler maalesef bir klişenin içine saklanmışlar. Belirli kişilerin tek elinde tiyatromuz. İşte ünlü birisi olsun, oynasın ama nasıl oyun olduğu önemli değil. O salonlar dolsun taşsın gibi bir şeyle yürüyorlar. Mutlaka alternatif işler yapan, bununla mücadele eden gruplar, oyuncular var. İşte ben de onlardan birisi oldum. Çok şükür ki iyi bir sezon geçirdim. Seyirci sevdi, oyunu sahiplendi, beni sahiplendi. O yüzden çok mutluyum. Küründen Kabare gerçekten hayatımdaki herhalde en önemli şeylerden bir tanesi şimdiden oldu. Matmazel Coco'ya gelince, Matmazel Coco 5-6 yıldır oynadığım bir karakter. Kabarelerde ya da kulüplerde eğlence hayatının içerisinde aslında var ettiğim ama sonradan değişik alanlarda, bazen bir şirketin bir kutlamasında, ne bileyim bir düğünde, işte atıyorum Şişli Belediyesi'nin Hıdrellez Şenliği'nde falan gibi birçok yerde sahne yaptığım ya da işte tiyatroların, alternatif tiyatroların yıl sonu konserini sunduğu Matmazel Coco bugüne kadar. Hem tiyatro yapamadığım dönemlerde beni tatmin ediyordu bir şey oynamak. Hem de aslında hayatımı idame ettiriyorum Matmazel Coco sayesinde. Hatta Matmazel Coco sayesinde Küründen Kabare'yi oynuyorum. Çünkü Coco para kazanıyor. Küründen Kabare'de harcıyoruz o parayı falan. Öyle kolay değil çünkü tiyatro yapmak. O yüzden ikisi de şu anda severek oynadığım karakterler. Matmazel Coco zaten benimle ömür boyu gidecektir diye düşünüyorum. Sıkılana kadar en azından devam edecek. Küründen Kabare'nin de yolu uzun. Bakalım ama bu sezon yeni bir şey gelecek galiba. Şimdi çalışıyorum. Matmazel Coco sonuç olarak benden doğmuş bir karakter. Benim patavatsızlığım, benim gerçekçiliğim, benim şakacı halimin çok çok abartılmış hali Matmazel Coco. Gerçek hayatımda da aslında öyleyim ama onun çok kısıtlı. Çünkü hepimizin belirli maskeleri var. İş yerinde bir maske takıyoruz. Eşimize, sevgilimize, ailemize maske takıyoruz. Bazen aynaya baktığımızda bile maske takıyoruz. Doğal olarak benim de Seyhan olarak bu hayatta belirli rollerim var. Ve içimden geldiği gibi her yerde davranamıyorum. Ama Matmazel Coco öyle değil. Bayağı patavatsız. Ve bayağı aslında gerçek. Ve ben herkesin öyle olması gerektiğini düşünüyorum bir yandan. Matmazel Coco çok şakacı, her şeyle eğlenen bir karakter. Coco'dan beni tanıyan ya da Seyhan olarak tanıyan seyirciler aslında Küründen Kabare'de de bunu bekliyorlar. Küründen Kabare'de Serpil Serin karakteri de çok gerçek ve fakat o doğaçlamayı yapmıyor. Durumdan olan şeyler, yani bir yazılmış metin var, önceden bir reji var ve onu oynuyor. Biraz şaşırıyor seyirci bu anlamda. Hatta Küründen Kabare'ye davet ettiğim seyircilerim ama bana laf sokma işte bilmem ne diyorlar. Diyorum ki bu bir tiyatro oyunu ve öyle bir şey değil zaten. Yine o beklentiyle gelip ters köşe oluyorlar ama seviyorlar.
Çünkü Serpil de gerçek bir karakter. Yani ben çoğu yerde gerçekten gülüyorum, gerçekten ağlıyorum. Elbette rol yapıyorum, elbette orada bir reji var, ona uyuyorum ama seyirciyle çok beraber ilerleyen bir oyun olduğu için ben o anları yaşıyorum. Yani 1,5 saat sahnedeyim. İlk 5 dakikam, 10 dakikam böyle seyirciyle birbirimizi tanıma gibi oluyor. Sonra bir bakıyorum final ve selam veriyorum. Gerçekten 30 sayfalık metin var. Onları ne ara oynadım, ne ara ne yaptım çok bilmiyorum. Ben de kendimi kaptırıyorum, seyirci de kendini kaptırıyor. Birbirinden çok farklı ama ikisinin de ortak noktası bence çok gerçek olmaları. Bu yüzden seyirci her ikisini de sevdi ve benim galiba genel bakışım bu. Yani tiyatroda, sinemada ya da gerçekten hayatımda bir şeylerin gerçek olmasını istiyorum. Yani yalan söylemeyen, mış gibi yapmayan, oyuncu olarak da bunu aslında şey yapıyorum. Yani bir şey oynarken ben inanmıyorsam seyirci de inanmıyor. Buna inanıyorum ve çok irdeliyorum. O şeyi çıkarana kadar o karakteri ya da o oyunu neyse çok uğraşıyorum. Çok çalışıyorum, cebimi çok dolduruyorum ama gerçek olması için uğraşıyorum. Sanırım bundan sonra da böyle olacak. Benim oynadığım ya da yaptığım bütün işler gerçek olacak. En azından gerçek algılanacak diye düşünüyorum. Seyircinin tek tatmin noktası eğlence değil. Kaldı ki Küründen Kabare'de de çok eğleniyorlar. Sadece çok şaşırıyorlar. Çünkü öyle bir metin, öyle bir reji var ki yani gerçekten ilginç oldu. İnsanlar aslında bu yüzden çok beğendiler bence. Bazen kahkahalarla gülerken seyirci kendisini sorguluyor. Bir dakika ya ben şu an neye gülüyorum? Ama biz bunu özellikle yapıyoruz zaten. Ya da böyle tam ağlayacaklar, o moda geldi, böyle mi de oluyormuş derken birden kalıyorlar. Burasında kalıyor o ağlama duygusu, sonra gülmek durumunda kalıyor falan. Biraz seyirciyi şaşırtıyoruz. Biraz da bir trans hikayesi olarak, aslında yani özünde evet bir trans bireyin hikayesi de genel olarak baktığımızda bir insanın yolculuk hikayesi, varoluş hikayesi ve seyirci çok şey buluyor kendinden. Çünkü hepimizin annemizle, babamızla, sevgilimizle, işimizle, evimizle bu hayatta sorunları var ve belirli kaygılarımız var ve bunların hepsini Serpil yaşıyor. Tek farkı bence daha önceki trans karakterlerin olduğu tiyatro oyunlarından biz burada farklılıklar üzerinden değil, benzerlikler üzerinden anlatıyoruz. Bak, Serpil diye bir kadın var ve seninle aynı. Senin gibi gülüyor, senin gibi ağlıyor, senin gibi düşünüyor aslında gibi. Ve metinde yaptığımız şey şu oldu. Serpil'e biz trans birey olması üzerinden pozitif ayrımcılık yapmadık. Negatif ayrımcılık da yapmadık. Serpil diye bir kadın var, o nasıl davranır, böyle yapıyor diye. Ve seyirciye şunu dikte etmiyoruz. Bakın bu da böyledir. Trans bireyler şöyledir ya da Serpil böyledir değil. Biz bir fotoğrafı ortaya koyuyoruz ve seyirci ne alırsa ve bazen aynı sahneye yan yana oturup aynı oyunda birisi gülerken birisi ağlayan seyircilerimiz oluyor. Ben bunu ilk fark ettiğimde inanamadım. Bir sahne oynuyordum ve çocuk Serpil'in Allah'a yalvarması sahnesi. Seyirci gülmeye başladı ve dedim ki yanlış oynuyorum şu anda galiba. Kendimi seyirciye açtım, döndüm. Baktım aynı anda gülerken şok olmuş seyirci de var. Yok dedim, bende bir sorun yok. Devam ettim oyuna. Sonra birkaç oyunda bunu algıladım. Aslında yapmak istediğim buydu. Ve sonra olduğunu görünce gerçekten çok şaşırdım. Ve şöyle bir özelliği oldu oyunun. Entelektüel birikimi olan insanlar da ya da kemikleşmiş o tiyatro seyircisi de bu oyunu beğeniyor ya da anlıyor ya da seviyor. İşte ustalarımız da seviyor. Hiç tiyatroyla alakası olmayan insanlar da. Belediyelere oyun oynadım. İşte bilmem ne mahallesinden kalkıp sadece bedava oyun olduğu için gelen, tek kişilik olduğunu, trans hikayesi olduğunu bilmeyen seyirci de beğeniyor. Genel olarak bence tiyatromuzun geldiği yerdeki sorun şu, ünlü birisini koymak. Ünlü birisini koyalım ya da takipçisi çok olan birini koyalım. Oyuncu olup olmaması, iyi oynayıp oynamaması çok önemli değil. Onu koyalım, seyirci gelsin. Ve seyirci de buna alışmış. Yani benim belediyeye oynadığım bir oyunda
İlk şeydi, ben de böyle şaşırdım, bu seyirci anlayacak mı acaba diye düşündüm. Hatta ilk defa fuayeye çıkmadım, hep fuayeye çıkarım seyirci bekliyor diye. 20-25 dakika sonra çıktım, o insanlar bekliyorlardı. Ve o mahalleden gelen teyzeler, amcalar oyundan çıkar çıkmaz ünlü mü bu diye sormuşlar. Çünkü oyunu beğendiler, ünlüyse onay alacak. Yani öyle bir yere geldi. Alternatif tiyatrolarda ya da alternatif sahnelerde oynayan oyunlarda evet şöyle bir artı var. Biraz daha özgürsün. Birçok işi oraya koyabiliyorsun. Orada bir iş yapmak daha kolay sayılabilir. Zor ama görece daha kolay sayılabilir. Şehir tiyatrosunda ya da devlet tiyatrosunda bir şey yaparken ona göre oyuncu seçmen gerekiyor. Yönetmen olarak da repertuara alınması gerekiyor oyunun falan da filan da. Ama çok iyi işler oralarda da var. Tek sorunumuzun bence bu seyirci getirme kaygısı ve popülerlik olduğunu düşünüyorum. Ama yoksa alternatif tiyatrolar ödenekli tiyatrolardan daha iyi diyemeyiz bence. Hani bir televizyon programına katılıyorum ve aslında orada çok sert şeyler söylediğimi düşündüğüm zamanlarda bile özellikle işte YouTube ve sosyal medyada herkesin küfür yediği, herkese hakaret edildiği bir alanda bana genelde böyle hakaretler etmiyorlar. Eğer beni tanımış ve dinlemişse insanlar direkt otomatikman bir şey yazıyorlarsa yapabilecek bir şey yok. Hatta böyle bir dönem çok fazla televizyon programına katılıyordum işte Objektif vesaire gibi haber programlarına. Oraya katıldığımda bana mail atıp işte söylediğiniz hiçbir şeye katılmıyorum ama sizi bilmem ne şu sebepten tebrik ediyorum, bilmem ne yapıyorum, samimiyetiniz falan diyen insanlar oluyordu. Şimdi bir insanı televizyonda izleyip sonra onun araştırıp mailini bulup ona mesaj yazmak bence etkilemekle alakalı bir şey. Sanırım buradaki başarı samimiyet. Ben genelde yalan söylemiyorum. Hepimiz mutlaka söylüyoruzdur küçük küçük yalanlar ama geneli itibariyle uzmanı olduğumu düşündüğüm ya da beni ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konuda konuşuyorsam yalan söylemiyorum. Bilmiyorsam bilmiyorum diyorum. Öyleyse de hayır bu böyledir diyorum. Fakat şunu göz ardı etmiyorum. Kendi algıma göre söylemiyorum. Yani bir aktivist olarak neler yapıyorum? Bu hayatta kendimi var ediyorum. Bence benim için cinsiyet kimliğimden ya da öteki sayıldığım kimliklerden korkmadan, utanmadan, negatif bir algısı olmadan bunu gerektiğinde deklare etmemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ayaklarımın üzerine dimdik basıyorum ve insanlar evet ben transseksüelim, evet Kürdüm, Aleviyim, neysem işte benim kimliklerim neyse onu söylüyorum. İnsanlardan ziyade aslında aynaya söylüyorum ben bunu. Aynaya baktığım kişiden utanmıyorum. Aynaya baktığım kişi beni rahatsız etmiyor. Bu da sanırım karşıya yansıyor ve benim bir aktivist diye bir tanımlama yapacaksak en büyük şeyim galiba bu. Özgüven, ayaklarımın üzerine sağlam basma. Onun dışında en önemsediğim şey çocuklar. Çocuklar derken 18 yaş altından bahsediyorum. Çünkü ben 15 yaşında bir çocukken bir trans ablaya, bir rol modele ihtiyacım vardı. Ve bulamamıştım açıkçası. Şimdi bulsunlar istiyorum. Evet, teknoloji çağındayız. Bir sürü kişiyi görüyor olabilirler. Ve inanır mısınız ben hani hedefim çocuklar olmasına rağmen bazen 40-50 yaşındaki insanlar dahil, bazen anneler, babalar, bazen işte kuzenler, işin içinden çıkamamış insanlar bana yazıyorlar ve günde sosyal medyadan en az 5-10 mesaj alıyorum. Ve çok saçma değilse hepsini cevaplıyorum. Bazen tersleyerek bile cevaplayabiliyorum. Ama mutlaka cevaplıyorum. Çünkü zamanında benim ihtiyacım vardı. Şimdi o olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar gerçek, yalan söylemeden durumu ortaya koyan birisi olmaya çalışıyorum. Sivil toplumun bana ihtiyacı olduğu alanlarda sadece LGBTİ olmakla ilgili de değil, HIV'le ilgili olabilir, kadın hakları ile ilgili hiç fark etmez, herhangi bir şeyde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Üniversite öğrencilerini mesela çok önemsiyorum ve bana geldiklerinde evet yaparız diyorum ilk kelime. Genelde çünkü gittiklerinde hep tersleniyorlar. Ama sonrasında şunu yapabiliyorum. Atıyorum bir sinema öğrencisi ya da fotoğraf öğrencisi işte sizinle bir fotoğraf projesi yapmak istiyoruz. Tamam yapalım. Sonra diyorum projeni göreyim. Ayna karşısında makyaj yaparken, çay getirirken diyorsa ama bunlar çok saçma, çok klişe diye aslında hiç beklemedikleri cevaplar da verebiliyorum. Yani bilmiyorum aktivist nedir, kime denir, ne yapar ama ben geneli itibariyle bir takım şeyleri aştığımı düşünüyorum. Mutlaka daha bu hayatta öğreneceğim çok şey var. Mutlaka daha üstesinden geleceğim çok şey var. Ama kendimi olduğum yerde rahat hissediyorum.
benim için artık cinsiyet kimliğimin kadın, erkek, işte şu, bu, bunlar hiç umurumda değil. Ama umurunda olan, bununla ilgili mücadele eden, belki zor durumda olan insanlar olduğunu düşündüğüm için bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyorum. İnsanlara aslında en büyük şeyim şu, toparlayarak söyleyeyim. Öteki olmanın tanışmamaktan geçtiğini düşünüyorum. Ve bunu Külünden Kabare'de de aslında yapıyorum. Ve tanışmak istiyorum insanlarla. Tanıştığımızda her şeyin sıfırlanacağını çok net biliyorum. Benim hayatımda hep böyle oldu. Benim tanıştığım bütün insanlar hiç şey olmadı, bir sorun olmadı, hiçbir kimliğim. Bu az önce sorduğunuz sorunun da aslında bir yandan cevabı. Televizyonda ya da bir yerde röportaj verirken ben tanışıyorum insanlarla. Onlara belirli şeyleri empoze etmeye çalışmıyorum. Ben kendimi açıyorum. Ve eğer bu karşılıklıysa, karşı taraf da kendini açıyorsa, tanışıyorsak aslında öteki diye bir kavram kalmıyor. Bir aktivist olarak sanırım en büyük yaptığım şey bu. İnsanlarla tanışmak. Yani BBC'nin 100 Kadın diye bir programı var ve her yıl dünyadan, tırnak içinde söylüyorum, başarmış saydıkları kadınları gösteriyorlar galiba. Beni de öyle bir programa şey yaptılar. Yani neye göre seçiyorlar, kim nerede oturuyor seçiliyor bilmiyorum ama bir şekilde görüyorlar galiba ve bazı insanlara kendileri vardır kriterleri, ona göre belirliyorlardır. Ben o kadar çok önemsememiştim aslında röportajı yaparken. Yani bir üniversite öğrencisiyle röportaj yapıyormuş gibi sorular, cevaplar falan, işte Türkiye'ye geldiler falan aslında önemli de işte. Sonradan çok insanlar abartınca dönüp baktım ne oluyoruz diye. Yani teşekkür ederim, ne diyebilirim ki, sağ olsunlar. Ödül ya da adaylıkla ilgili de Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 6.sı veriliyor bu yıl ve en iyi kadın oyuncu ödülü adayıyım. Daha önce sinemadan ödül aldım, başka ödüllerim de var ama tiyatrodan ilk defa ödül alıyorum ve bu anlamda benim için çok önemli. Yıllarca hep hayalimdi işte tiyatrodan ödül almak, bir şekilde siyah uzun kuyruklu elbise giyip ödülümü almaya gitmek falan. Şimdi kesin olmayınca da gidemem tabii ki ödül törenine ama siyah giyerim en azından diye düşünüyorum. Yani alıp almamak gerçekten benim açımdan önemli değil. Benim açımdan önemli olan şey koca tiyatro sezonunda en iyi kadın oyuncu etiketiyle seçilenlerden birisi olmam. Ve bu kadar çok ödül töreni, ödül veren yerler varken de buna cesaret eden birilerinin olması benim için önemli. Niye cesaret etmiyorlar falan, işte hepimizin malumu aslında. Bu bir adım, hem tiyatro camiamız açısından hem de bizim açımızdan bir adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu adımın atılmış olmasından çok mutluyum, çok memnunum. Gerçekten alsam da almasam da hiç sorun değil. Sadece çok mutlu oldum. Çok emek verdim çünkü bu oyuna ve emeğimin karşılığı seyirci verdi. Aslında gerçek ödülü ben gerçekten seyirciden aldım. Ama olsun, bir şekilde birilerinin de bir ödül sunmaları da hoşuma gitti. Öyle. En önemlilerinden bir tanesi bence şu. Aladağ'da, Adana'da çocuk tiyatrosu yapıyordum. Bir dağ köyüne gittik. Sirkten Kaçan Palyaçolar diye bir oyun oynuyoruz. Önce başka bir yerde oynamıştık, sonra Aladağ'a gidiyoruz ve işte araçta palyaçoyuz falan. İşte orada teyzelerle şakalaşıyorum yoldan giderken. İşte teyze ne yapıyorsun amca bilmem ne diye bir palyaço görüyorlar falan. Bununla eğleniyoruz, onlar da eğleniyor. Sonra gittik Aladağ'a, bir baktık böyle boş düğün salonu gibi, böyle bomboş bir yer ve köylüler bize sahne yapmışlar. Böyle çok çok etkilendim o gün oradan. Hani hiç sahne beklemiyorduk çünkü o dönemde bir 20 küsur yıl önceden bahsediyorum. Okuldaysa böyle sıraların üstünde falan oynuyorduk ya da ne bileyim ona göre bir şeydi. Bayağı böyle inşaat tahtalarından bizi özel sahne yapmışlar. Çok ilginç geldi. Hatta böyle bazı tahtalar kırık falan, dekorumuzu kırdık böyle panolardan. Ben de böyle güya her işi bilen zeki biri olduğumu düşünüyorum. 17 yaşındayım. Diğer oyunculara şey yaptım. Başrol oynuyorum. Yaşta bir şeyler var. Dikkat edin buraya girmeyin falan diye böyle onları uyardım kendimce. Neyse oyun başladı. Ben ama çok hareketliyim o dönemde de, kilolu olmama rağmen. Ben böyle bir sahneden çıkıp öbür şeyden çıkacağım koşarken dikkat edin sakın diye böyle bilmişlik yaptığım yere ayağım girdi. Ondan sonra böyle herkes güldü falan. Sahnedeki arkadaşım devam ediyor oynama. Neyse ayağımı zorla çıkardım, geldim. Sahnede devam ediyoruz işte. Sonra bir ara
zıplıyor muyum, takla atıyorum, bir şey yapıyorum, pat diye ayağım böyle sahnenin içine girdi. Ama bayağı bir ayağım böyle baldırıma kadar sahnenin içerisine girdi, biri dışarıda. Çok ya gencim, bilemiyorsun bir takım şeyleri. Ayağın oradan çıkar, devam etti mi? Nedense sanki olmamış gibi davranarak oyunu oynamaya devam ettim falan böyle, ama çok acı çekiyorum bir şeyler. Sonra ayağımı çıkardım, kan revan içinde kalmıştı bir şeyler. Herkes bir de benimle dalga geçti, hani bizi uyardın da böyle oldu diye. Ne bileyim, o gün de böyle kendimi çok iyi hissetmiştim. Ay tiyatro aşkımla bak, ayağım işte şeylere girmişken, tahtaların içine girmiş, yara bere içindeyken de oyunu devam ettirdim. Halbuki ne var bunda, ama işte o zaman çocukluğum öyle düşünmüştüm. O aklıma geldi şimdi.